Geçen gece NBA maçı izlerken birdenbire aklıma bir soru geldi. Neden serbest atış attıktan sonra sürekli arkadaşlarımızın ellerine çak beşlik yapıyoruz ya da en kötü ellerine dokunuyoruz? Bunun sebebi ne? Bu konuyu merak ettim ve sizler için araştırdım. Hadi şimdi detaylara bakalım. Kendim yıllardır basketbol oynuyorum. Serbest atış yaptıktan sonra sürekli arkadaşlarımın ellerine çak beşlik yapıyorum ya da en kötü dokunuyorum. Bazen sokakta arkadaşlarımla basketbol oynarken bile istemsizce onlara böyle çak beşlik yapmak istiyorum o bomboş şutlar attıktan sonra. Kendi geçmiş deneyimlerimi analiz etmeye çalıştım. Bunu gerçekten neden yapıyorum? Serbest atışı başarılı bir şekilde attığım için ve kutlama yapmak için mi? Ama kaçırdığımda da yapıyorum bunu. O zaman faul aldığım için, hani bir ödül olarak yine. Yoksa bu bir evrimsel bir süreç mi? Bilinçaltımızla mı alakalı? Bu daha mantıklı geldi aslında. Hadi detaylarına bakalım. Dokunsal uyarımların kişilere haz verdiğini ve hayatı çok daha yaşanabilir bir hale getirdiğini biliyoruz. Nedense bu konu hakkında çok az araştırma yapılmış ama bulabildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan ilk deneylerde yumuşak ve pürüzsüz yüzeylerin hoş, kaba, sert, böyle girintili çıkıntılı yüzeylerin kötü bir his bıraktığı üzerimizde anlaşılmış dostlar. Bu belki de bebekliğimizde kendimizi en güvensiz hissettiğimiz zamanlarda, dış tehditlere karşı en korunaksız olduğumuz zamanlarda annemizin o sıcak kollarının arasında olmak, ona bir şekilde temas etmek bizi güvende hissettirdiği için olabilir. Sonuçta her yavru annesine yakın olmak ister, değil mi? Bu sıcaklık ve yumuşaklık hissi buradan gelmiş olabilir. Ama bir araştırma daha okudum, onda da şöyle diyordu. Hızı ve gücü, kontrolü bir şekilde ayarlanmış bir vurmanın, bir dokunmanın, derimize bir temasın bizi çok daha iyi hissettirdiğini ortaya koymuş araştırmalar. Yani düşünsenize bir canlı başka bir canlıya sert bir şekilde vuruyor ve vurulan canlı kendini tehdit altında değil de daha iyi hissediyor. Aslında burada bir gariplik var değil mi? Ben de bunu düşündüm ve belki buralardan bir şeyler yakalayabilirim diye düşündüm ve notlarımı aldım, araştırmaya devam ettim. Ve şunu buldum. Takım arkadaşlar arasındaki vücut teması birbirleri arasındaki güveni arttırdığını gördüm. Aslında düşününce mantıklı. Düşünsenize bir arkadaşınızlasınız ve elini omzunuza atıyor ve kendinizi hiç rahatsız hissetmiyorsunuz. Gayet güvende hissediyorsunuz. Ama bir yabancı gelip size dokunduğunda, elini omzunuza attığında ya da bir şekilde size temas ettiğinde kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Ve o ortamdan bir an önce uzaklaşmak, en azından birkaç adım geriye atmak istiyorsunuz kendinizi. Yani takım arkadaşları arasındaki dokunmanın takım kimyasını arttırdığını gördüm. Kimya demişken basketbolun yapısı gereği sürekli ileriye doğru hızlı bir şekilde koşuyoruz. Kalp ritmimiz sürekli en üst düzeylerde bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bu da bir yerden sonra mecburen yorgunluğu beraberinde getiriyor. Yorgunluk da beraberinde dikkat dağınıklığını getiriyor. Servis atış bildiğiniz gibi zor bir olay. Ne kadar kolay gözükse de tüm dikkatimizi toplamamız iyi bir nefesle fazla titremeden o şutu atabilmemiz gerekiyor. Çok yüksek nabızlı haldeyken bile. Arkadaşımızla beşlik çaktığımızda vücudumuz bunu algılıyor ve adrenalin salgılanmaya başlıyor. Adrenalin de bizim o olaya, o ana daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Aslında buradan da çok güzel bir bağlantı var. Bunların dışında geçen psikoloji dersinde bir konu gördüm. Olumlu pekiştirme. Olumlu pekiştirme nedir? Bir davranış yaptığınızda, iyi bir davranış yaptığınızda olumlu bir geri dönüş alıyorsunuz. Örneğin odanızı topladınız ve anneniz size aferin dedi. Ya da iyi bir şey yaptınız, onun karşılığında size bir ödül verildi gibi. Ve olumlu pekiştirme yapıldığı zaman bir dahaki seferde, yani gelecek seferlerde aynı olumlu davranışın yapılma olasılığı daha fazla artıyor. Şutu attığımız zaman, arkadaşımızla çak beşlik yaptığımız zaman her başarılı seferde bir dahaki sefere psikolojik olarak o şutun girmesini daha fazla istiyoruz. Çünkü tekrar o olumlu pekiştirme ihtiyaç duyuyoruz. Vay be! Sorgulamadan ve otomatik olarak yaptığımız hareketin arkasından ne kadar büyük bir bilim ve çok güzel bir hikaye çıkıyor baksanıza. Ama daha bitmedi. Bir araştırmada insanların ön kollarına ve avuç içlerine dokunuyorlar ve PET taramalarını çıkartıyorlar. Bu dokunmalarda beynin farklı taraflarının çalıştığını keşfediyorlar. Örneğin avuç içine dokunduğumuzda beyindeki somatosensoryal korteksin aktif olduğunu görüyorlar. Gariptir ki acı duyduğumuz zaman da aynı korteks devreye giriyor. Bir dahaki sefere serbest atış atarken beni anlattıklarımı ve basket bilimini hatırlarsınız artık. Sizin beyninizde serbest atışı ve basket bilimini birbirine kodladım dostlar. Şaka bir yana bence gerçekten eğlenceli bir video oldu. Böyle garip bir konuyu araştırmak gerçekten eğlenceliydi. Video yapması da ayrıca eğlenceliydi. Neyse her zaman dediğim gibi çok ve akıllı çalışmaya devam edin. And George gets the roll. And it's a 7-0 run here since tied at 1. Where he's sitting. And DeRozan at the line. He's got 16 now. Here's those misses.
You can't just box Cousins out for a second. He is relentless. He just 275 as well. He just keeps going after it. So you have to stay. A sense of some of the things that are happening within earshot, and so there was a technical foul, not on Mike D'Antoni, but as you mentioned, on 50 games. How can you give him the MVP? Oh, come on! Now, come on! Now he's doing something that is this history, and that cannot be overlooked. What he's doing. Well, not only that, you so rightfully pointed out, he's carried that team to whatever wins. He's on the receiving end. No, he's a shooter. He's a great, and one of the best I've ever seen. Yeah, I think so too. I'd have to put him right there with Reggie Miller, and one of the best, just pure shooters. Absolutely. I put him in the category of Reggie Miller. And what a huge pickup for Miami. Oh, great. You know, big three. Just got him for nothing. Yeah, and so all of the Miami Heat need with their big three.